Merhaba, hoş geldiniz. Terazi burçları, ay burcu, yükseleni terazi burcu olanlar ve haritasında terazi burcunu ağırlıklı olarak terazi burcu enerjisine sahip olanlar diğer gezegenlerde. Sizler için kolektif niyetle ilişkiler, kariyer, eğitim, para ve iş konularında enerjilerle ilgili sizlere mesajlar neler, neler bekliyor, olası enerjiler neler? Bir açılım gerçekleştireceğim kolektife niyetle. Bu taraf ilişkiler, bu taraf daha maddi konular. Para, kariyer, iş, eğitim dediğim gibi konularla alakalı açacağım kartlar olacak bu tarafta. İlişkiler bu taraf dediğim gibi daha maddi konular. Bakalım sizler için enerjiler nasıl? Mesajlar neler? Ben kartlarımı seçmeye başlayacağım. Kolektif enerjilerle niyet alarak gerçekleştirdiğim açılımlar ve kanalımdaki diğer videolarda olduğu gibi zamansız zamanlı niyetle gerçekleştirdiğim açılımlar. Evet, yüklediğim tarih belli ama ne zaman izliyorsanız o zaman almanız gereken bir mesaj söz konusu olabilir. Tarotta zaten bir zaman kavramı yoktur. Evet, buna niyetle, terazilere niyetle, terazi enerjisine niyetle, kolektife niyetle bakalım ilişkiler konusunda terazilere enerjiler nasıl? Bunu almak istedim, bir attı kendini. İş, kariyer, eğitim, para konularında enerjiler nasıl? İlişkiler konusu ve iş, kariyer, eğitim, para konuları. Terazilere neden böyle çıktı? Şunu da bir almak istedim ya. Duruma göre ek kart seçiyorum zaten. Şunu şöyle yapalım hatta. Evet, iş, kariyer, eğitim konularında teraziler için enerjiler nasıl? Şu destemden de alacağım.
para ikilisinin yanına denge kartı gelmesi manidarlığı. Bir açıya bakalım, sonra yorumlama kısmına geçeceğim. Okey. Şimdi terazi burçları, ilişkiler konusunda ben burada direkt enerji kartlarıyla başladığımda speak your truth diyesim geldi. Yani sizin için doğru olan şeyleri artık konuşmak. Ben burada şey enerjisi çok aldım. Hani daha şu kartları açarken bir şeyleri içe atma, konuşmama, daha ruhsal anlamda bir şeyleri yaşama belki. Ama artık kartlar diyor ki bunu dışarıya da yansıtman lazım. Konuşman lazım artık bir şeyleri. Ben burada ruhsal anlamda sizin ilişkiler konusunda özellikle bir değişim dönüşüm süreci içerisinde olduğunuzu görüyorum. Aynı zamanda ruhsal olarak korunduğunuzu da söyleyebilirim. Göklerdeki ustalar ve tapınak yolu bakın. Farklı destelerde yan yana geldi. İlişkiler konusunda aynı zamanda kafanıza takılan bazı konular varsa ya da işte ben burada acı çeken bir enerji de görüyorum biraz ilişki dünyasında. Bununla ilgili işte denk geldiğiniz Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ya da diğer kültürlerdeki, diğer coğrafyalardaki yükselmiş üstadlar, Buda gibi ya da peygamberler bunların sözlerine denk geliyorsanız belki sizin için bazı burada da dediği gibi anahtarlar olabilir. Yani bazı konuları sizin için anahtar niteliğinde olabilir bu denk gelişler. Çünkü zaten bu insanlığa yol göstermiş olan ruhların da biraz sanki sizi desteklediği ya da koruduğu enerjiler olduğunu görüyorum. Hızır Aleyhisselam mesela. Yani böyle bu tarz sözlere, işaretlere de denk gelirseniz dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Burada gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Onun dışında ben burada dediğim gibi sevilen ama çok net söyleyeceğim, aldatılmış bir enerji görüyorum. Seven ama aldatılmış ve bu yüzden de içinde bir şeyleri bitirmiş bir enerji görüyorum. Burada üçüncü kişi bakın. Yine kılıç kraliçesi ve kılıç kralı yan yana geldi. Ama kılıç kraliçesinin arkasında, tapınak yolunda, altında kılıç onusu var. Ben daha çok bunun ruhsal anlamda bir değişim, acı bir değişim dönüşüm süreci olduğunu görüyorum. Ben bu aldatmanın da geçmişte yaşanan bir şey olduğunu görüyorum ilişki içerisinde. Ama bununla alakalı içten içe bir şeyleri de hissediyor olabilirsiniz ve içten içe bu size acı veriyor olabilir. Belki bununla ilgili bir şeyler konuşmanız gerekiyor. Kartlar bu mesajları veriyor. Bu üçüncü kişi durumu dedim ya, burada çok yoğun olarak aldatma ve aldatılma enerjileri var diye ilişki içerisinde. Bu üçüncü kişiyle ilgili durumlar zaten çoktan bitmiş ama size acı vererek bitmiş. Ve belki de siz partnerinizle devam etmeye karar verdiniz. Ama bu size geçmişten gelen bir acı olarak, ben burada içinizde hala bunun acısının olduğu enerjiler olduğunu görüyorum. Ya bununla alakalı belki yani bu konuyla alakalı arkadaşlar demeyeceğim ama belki psikolog desteği alabilirsiniz. Biraz bir içinize attıklarınızı dile getirme enerjisine geçmeniz lazım. Ben burada yani bu üçüncü kişi sizin kalbinizi çok yaralamış birisi olarak çıkıyor. Geçmişte daha çok. Partnerinizle aranıza girmiş bir kişi olarak çıkıyor. Ateş enerjisinde çıktı. Gerçekten ateş grubu da olabilir Koç Aslan Yay. Ama hani Ay burcu yükseleni ya da taşıdığı enerji belki ateş enerjisinde olabilir. Ateşin daha gölge yönü hatta burada biraz üçüncü kişi olarak da çıktığı için. O yüzden burada aslında ben biraz da partnerinizden de tekrar ilgi ve alaka görmek istediğiniz enerjiler olduğunu görüyorum. Yani diyorsunuz ki ben bazı şeyleri gördüm. Hatta belki de sustunuz. İçten içe hissetmenize rağmen belki de susuyorsunuz ya da sustunuz. Ben hani bir şeyleri konuşup artık ve kendi kendinize de beklentiye de girdiğiniz bir durumlar olmuş. Yani bu ilişkiye emek verilmiş ama karşılığının görülmediği, karşılığı görülmediği için ben burada ilişki içerisinde bir tarafın özellikle çok büyük depresyon enerjisinde olduğunu görüyorum. Dediğim gibi bir aldatma enerjisi de olduysa bu geçmişte olmuş ama yani güncel enerjiye de yansıyan bir durum hala.
sevildiği için bazı şeylere, sevdiğiniz için bazı şeylere susmuş olabilirsiniz. Ama hala ben burada kalbinize acı verdiğini görüyorum. Üçüncü bir kişi, bu belki hani direkt aldatma ya da yasak ilişki gibi bir şey olmasa ki, olmasa da ki ben burada çok yoğun öyle bir enerji alıyorum. Şey olabilir belki, işte aileden özellikle bir kadın enerjisinin araya girmesi. Ama bu bitmiş, bu size acı vermiş, sizi dönüştürmüş, yakarak dönüştürmüş. Hani öyle bir ruhsal dönüşüm içerisine sokmuş sizi bununla ilgili durum. Ve şimdi de belki de şunun ikilemini yaşıyorsunuz. Sevdiğim için sustum ama artık dayanamıyorum. Ve kendi kendinize de belki bazı şeylere sinirleniyorsunuz. Ya da partnerinizle aranızda bir soğukluk enerjisi olabilir. Belki geçmişte buna da katlandınız ya da buna da sessiz kaldığınız için şimdi bu soğukluğa da anlam veremiyorsunuz. Ve artık hani ben artık bu ilişkide aşkı, sevgiyi yaşamak istiyorum dediğiniz enerjilerde ve beklentilerde olduğunuzu görüyorum burada terazi burçları için. Ya belki bu aldatma enerjisini partneri, bu aldatma enerjisini partneriniz yapmamış olabilir. Başka bir partner belki sizi aldattı geçmişte. Bununla ilgili çok büyük bir acı, ama bu acının getirdiği de kılıç kraliçesi öyledir zaten. Acıların getirdiği bir deneyimi vardır kılıç kraliçesinin. Bu deneyimlerin sizi olgunlaştırması, daha mantıklı hareket etme seviyesine gelmeniz zaten direkt hava grubudur kılıç kraliçesi, kılıç kralı. Belki hayatınıza yeni birisi girdi ve şu anda geçmişteki acıyı unutamıyorsunuz. Böyle bir enerji de olabilir bu, bir diğer ihtimal. Çünkü bu geçmişte yaşanan bir acı daha çok. Geçmişteki acının güncele taşınması, güncelde hala yaşanıyor olması derinlerde. Bu yüzden de ilişkiler konusunda harekete geçememek, yeni başlangıçlar yapamamak, seçim yapamamak. Belki geçmişte aldattınız ya da aldatıldınız. Bununla ilgili bir vicdan azabı ya da özellikle gönül acısı yaşıyorsunuz, kalpte bir acı yaşıyorsunuz. Dediğim gibi o yüzden de aşkı seçme konusunda da bir şeyleri daha böyle şey, narin bir şekilde sanki her şeyi karşıdan beklemek, biraz da öyle bir enerji var. Ama ben daha çok ilk olasılığı alıyorum. Gece sakın. Ama size mesaj burada değnek asıyla hem ruhunuzda hissettiklerinizi, hem söylemek istediklerinizi artık paylaşın, içinizde tutmayın ve harekete geçin. Yeni başlangıçlar yapmaktan korkmayın. Bu doğrultuda. Burada biraz çünkü aşkı seçmekten korkan geçmiş acıları nedeniyle bir enerji de söz konusu. Dediğim gibi bir diğer olasılık. Şuraya da bir tekrar bakalım. Bakın, kendi içindeki hazineyi keşfetmek, maddi veya manevi zenginliğe kavuşmak, bir kişi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli görmek. Anahtar, çözüm arayışı, kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. İşte bu anahtar da sizin artık bir şeyleri konuşmanız ve harekete geçmeniz aslında. Yani burada sanki hani geçmişte neydim, şimdi neyim, şimdi beklentilerim çok daha farklı. Çünkü ben çok acıların içinden geçtim. O yüzden de tekrar bir aşka başlayabilir miyim acaba? Seviyorum ama korkuyorum da diyen bir enerji de var biraz. İki olasılığı da söyledim. İlişkiler konusunda enerjiler sizin için bu şekilde. İş, kariyer, eğitim ve para konularındaki enerjilere gelirsek. Burada şu yılan kartı, bir önceki burç videolarımda bu kadar çok iş konusunda bu hani engel olmaya çalışan kişi enerjisi bu, her burçta bu kadar çıkmıyordu galiba, ama bu kez yani şimdiye kadar çektiğim, sırayla çekiyorum. Şimdiye kadar çektiğim burçlarda bir böyle şey, katakulli yapmaya çalışan birilerinin enerjisi biraz şey gündemde gözüküyor.
Evet, şimdi burada iş konusunda da ben burada sizin bir değişim dönüşüm süreci içerisinde olduğunuzu ve yeni başlangıçlar yapmak istediğinizi görüyorum. Geçmişte birazcık ağzı yanmış olan bir enerji görüyorum burada. Ama yeni başlangıçlar ve sağlam başlangıçlar yapma konusunda da biraz dengesini şaşıran, ikilemlerde olan bir enerji görüyorum. Şimdi buraya çekeceğim ek kartlar var ama genel enerji de burada iş hayatında aynı zamanda mücadele etmek zorunda olduğunuz, özellikle bakın buradaki yılan kartıyla da okuyayım hatta direkt. Bakın değnek yedisi de biraz onu anlatır. Arabozucu kimselerle mücadele etmek zorunda olmayı vesaire. Burada da direkt yılan kartıyla geldiği için zaten arabozucu kimse, iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi, bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Burada ben iş hayatında sizin mücadele etmek zorunda olduğunuz bir kişi enerjisi alıyorum. Bu kişi yöneticiniz olabilir, önünüze engeller koyuyor olabilir, iş arkadaşlarınızı size karşı dolduruyor olabilir. Ya da belki siz böyle çok parladığınız bir enerjidesiniz çalıştığınız yerde. Yükselebilecek belki de yönetici pozisyonundasınız. Ama iş hayatında böyle ayağınızı kaydırmaya çalışan, önünüze engeller oluşturan, sizi dengenizi bozmaya çalışan ama bir taraftan iş yükünüzü de artıran aslında enerjiler var. İş hayatı konusunda ya da eğitim hayatı konusunda tek bir konuyla ilgilenmiyor olabilirsiniz. Birden fazla iş yapıyor olabilirsiniz. Burada biraz da becerikli bir enerji var aslında. Fiziksel olarak da efor sarf ettiğiniz bir ortam ya da eğitim ortamı içerisinde olabilirsiniz. Değnek kartları çok geldi çünkü. Ama burada artık böyle bir şeylerin bırakılması ve yeni başlangıçlar yapılması zamanı gelmiş. Bunlarla ilgili bir detay kartı çekeceğim buraya. Ay çok şey enerjisi var ya. Çekeceğim devam. Yani birileri sanki burada da bu enerji var. Saf dışı bırakmaya çalışıyor gibi sizi. Ve bunu hani iş yükünüzü artırarak yapmaya çalışıyor olabilirler. Zaten burada ben bu kişiler yabancı olduğunuz ya da yeni bir ortammış gibi almıyorum. Kurtulmaya çalıştığınız, hatta belki de ayrılmayı düşündüğünüz bir alanda olabilirsiniz şu anda. Şey var burada. Zaten geçmişte de bu konuda yara almışsınız ve hala da sizinle uğraşmaya devam ediyorlar gibi bir enerji var burada. Çok iyi. Şimdi ben burada yeni başlangıçlar yapma konusunda bir karar alacağınızı görüyorum. Ama bununla alakalı bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Nasıl engeller? Otorite engelleri. Belki tam yeni başlangıç yapacakken işte resmi bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz o bir yerden beklediğiniz bir şey varsa o hemen gelmeyecek olabilir. Evrak işleri vesaire. Ya dediğim gibi otorite konusunda ya böyle çalıştığınız yerin işte üstleri belki bilmiyorum beklentinizi karşılamayacak ve böyle seçim yapamayacağınız yeni başlangıçlar yapmak isteyip
yapamayacağınız bir süreç yaşayacak olabilirsiniz. Bununla mücadele ettiğinizde ama ben maddi olarak özellikle yavaş ama sağlam ilerlemeler sağlayabileceğinizi görüyorum. Şimdi burada benim gördüğüm ne biliyor musunuz? Bir kısmınız mücadeleye devam edecek gözüküyor. Yani ona acı vermesine rağmen oturacak, düşünecek. İşte diyecek ki bu benim sevdiğimmiş. Olabildiğince dengede kalarak, bakın burada da zaten hani sevilen bir iş belli bu. Ama şuraya da bir kart alayım bir dakika. Yine denge meleği çıktı. Şöyle söyleyeyim, bir kısım bu şu anda bulunduğu ortamda mücadele etmeye devam edip o şekilde sabırla ilerleyecek. Maddi olarak da yavaş ama böyle sağlam bir şekilde ilerleme kaydedecek. Mücadele etmeye devam ederek. Bir kısım da ona acı verdiği için ben onun önüne engel oluşturan durumlardan uzaklaşacağını ve belki hatta sevdiği biriyle yeni bir işe başlayacağını, yeni bir başlangıç yapacağını ya da belki gerçekten partnerinizle yeni bir işe başlayacaksınız. Hatta bu bir kısmı burada devam edecek dedim ya, orada devam etmeyecekleri için hatta bu belki şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi bir durum bile olabilir. Burada kadersel bir dönüşüm süreci var zaten. Buradaki dönüşüm kartıyla da. Bir kısmınızda böyle dediğim gibi ya partnerinizle gerçekten ya da gerçekten sevdiğiniz ve sevildiğinizi düşündüğünüz biriyle, hani bu illa sevgili veya işte o anlamda değil. Ya böyle arkadaş olur, geçmişten tanıdığınız birisi olur. Bu kişiyle belki de yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Bir kısmınızda şunu da söyleyeyim. Bir kısmınızda işten ayrılıp tamamen aile hayatı yaşamak isteyecek olabilir. Ve bu konuda belki işte evliyseniz eşinizden de destek göreceksiniz. Ya çünkü iş hayatında ben burada sizi zorlayıcı çok enerji şeyi görüyorum yani. Ama şöyle söyleyeyim. Cesaretle mücadele etmeyi seçerseniz, daha dengeli ve iyimser olmaya çalışırsanız, hani onlar ne kadar dengenizi bozmaya çalışırsa çalışsın, bir başarı elde edebilirsiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yine şuraya da bir kart seçeyim. Eğer ayrılmayı seçerseniz böyle bir pişmanlık enerjisi yaşayabilirsiniz. Hani ki acaba çıkmasa mıydım, mücadele etse miydim gibi. Hani böyle bir süreç yaşayıp, biraz böyle üzüntülü bir süreç yaşayıp devamında ama yine güzel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz enerjiler gözüküyor. Ama bu diğer hani o hani başkaları yüzünden işten çıkmayı düşünüyorsanız, kartlar diyor ki bu seçim sana kendini bir süre pişman hissettirecek olabilir. Hatta bir süre sizi depresyon enerjisine sokacak olabilir. Evet, sevdikleriniz tarafından belki destekleneceksiniz. Hani bu konuda yalnız bırakılmayacaksınız belki. Ama size mental olarak iyi gelmeyecek. Belki bir tarafınız hep diyecek ki keşke mücadele etseydim. O yüzden ben burada bu değişim dönüşümün mücadele edilerek aslında kazanılacağını görüyorum. Yani sorumluluklardan kaçılarak değil de ya da mücadelelerden kaçılarak değil de, Joker de biraz toy enerjidir çünkü. Sağlam, sabırlı bir şekilde, zaten burada tavsiye kartı da denge geldi. İlerlediğinizde bolluk bereket enerjisine geçebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani bu durumdan öğrenmeniz gerekeni öğrenin. Güçlenip çıkmaya bakın. Kartların söylediği bu. İyimser kalmaya çalışın.
iyi yönlerini arayın. Yani hiç dengeli kalamıyorsanız da iyi yönlerini arayın. Denge kartı biraz zıtlıkların uyumunu sağlayabilmektir zaten. Ya burada sevilerek yapılan bir işe zorlaştıran kişi ya da kişiler enerjisi var. Şunu soralım, bu kişiler aradan çıkacak mı? Eğer devam ederse çalışmaya. Bu kişilerin sizi pusturmasına, sizi saf dışı bırakmasına, hayal yani böyle enerjinizi etkilemesine izin vermeyin. Belki bildiğiniz bu kişilerle alakalı bazı sırlar olabilir. Burada kartlar diyor ki, bildiklerini açıkça ifade ettiğinde, hani belki bu kişilerden hani uzaklaşma gibi değil de, bu kişilerle aranızdaki ilişkiler konusunda her şey açıkça konuşulduğunda, cesaretle ve açıkça bir şifalanma enerjisi söz konusu olabilir iş hayatında sizler için, kariyer hayatında sizler için. Eğitim hayatında da öyle. Yani belki şey yapıyor olabilirsiniz, mücadele etmek zorunda kaldığınız durumlar olabilir. Ama böyle hani bir tarafınız kaçmak istiyor olabilir. Burada kartlar diyor ki cesaretle devam et, kaçmak yok. Çünkü seni değişim dönüşümün bu şekilde tamamlanacak. Sen bu durumdan da yeni şeyler öğrenip gelişerek çıkacaksın. Zaten sevdiğiniz bir ortam içerisinde olduğunuz gözüküyor. Sadece bu kişilerden de öğreneceğiniz, bu kişilerin de size katacağı şeyler var. Ve bu doğrultuda size tavsiye seçtiğimde de dediğim gibi bildiğiniz şeyler varsa ya da bu durumlara sessiz kalıyorsanız hayır. Zaten uzun süredir sabrediyor da olabilirsiniz hatta. Açıkça her şeyi konuş. O zaman şifalanma gerçekleşebilir diyor sizin için kartlar. Hani o zaman bir barışma bile sağlanabilir belki. Belki de bir şeylerin açıkça konuşulması gerekiyordur. Bakın sonra çektiğim kartlar. Yani size zorluk oluşturan her şey bitecek ve zafer kazanan siz olacaksınız. Yani sizi asılan adam konumuna sokmalarına izin vermeyin. Aslında asılan adam konumu biraz da der ki bakış açını değiştirmen gerek. Burada değiştirmeniz gereken bakış açısı da zaten o. Durma, cesaretle yoluna devam et. Bildiklerini söyle. Açıkça söyle. Kurumsal hayatta çoğu kurumsal yerin asla gerçekleştirmediği ama çok yaygın bir söylem vardır. Belki bazılarınız biliyorsunuzdur. Açık iletişim. Açık iletişim sağlamaya çalışın. Böyle sizi zor duruma sokmaya çalışan kişiler varsa ya da kişi varsa. Bunun gerçekten bu ortamda size şifalanma getireceğini, böyle bir rahatlama sağlayabileceğiniz enerjilere geçeceğinizi söylüyor kartlar. Evet, terazi burçları. İlişkiler ve iş, kariyer, eğitim, para konularında sizler için enerjiler böyleydi. Ben bir de şuraya bir kart seçmek istiyorum. Ya şey enerjisi de çok var ama terazi burçları için. Hani aile tarafından, sevdikleri tarafından desteklenme enerjisi de çok fazla var. Hani sanki siz zaten hani buradan da hani çok şükür ki bir güç alıyor gibisiniz zaten. Ama kalbinizi kıran kişilerle alakalı da size bazı haberler de gelecek olabilir. Ben burada bir kısmınız için dediğim gibi... Yani maddi olarak gelişeceğiniz, beklediğiniz gelişmeleri yaşayabileceğiniz, desteklenebileceğiniz enerjilere geçiş söz konusu burada. Belki size karşı daha ılımlı yaklaşacaklar artık ya da yaklaşacak bu kişi kimse. Ama biraz sadece eliniz kolunuz bağlı durmayıp dediğim gibi mücadele edin. Açıkça söyleyin, konuşulması gereken yerlerle konuşun. İçinize atmayın.
enerjinizi sıkıştırmalarına izin vermeyin. Burada sizler için enerjiler bu şekilde. Evet, şimdi söyleyebileceğim başka bir durum. Evet, enerjiler bu şekilde dediğim gibi. Videolarımla uyumlanıyorsanız uyumlandığınız ölçüde abone olabilir ve beğenerek destek olabilirsiniz. Zamansız zamanı gerçekleştirdiğim bir video dediğim gibi. Onun dışında özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri var. O iletişim adresleri üzerinden Instagram DM veya mail aracılığıyla benimle iletişime geçip özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.